Osteoporoz kemik direncinin azalmasıdır. Yani kemiğin içinde bulunan gözeneklerin sayısının azalmasıdır. Bu nedenle içindeki bağ dokusunun, destek dokunun azalması ve kırılgan hale gelmesi demektir. Kemiğin hacminin azalması demek değildir. Buna bağlı da eklem yerlerinde, kıkırdaklarda, subkondral bölgelerde kemik erimesi sonucu bozulmalar oluşur. Eklemler de bozulur. Osteoporoz kireçlenmeye zemin hazırlayan da bir sebeptir. Hem kırılma riskini artırdığı gibi eklemlerin de bozulmasına sebep olur. Beslenme ile yakından ilişkilidir. Beslenme ile genelde kemik doku, iskelet sistemimiz bizim bir destek dokumuzdur. Yani iç organlarımızı, kafamızı, işte damarlarımızı, kalbimizi, iç organlarımızı taşır. Aynı zamanda bir kalp, dalak gibi, bir kalp gibi de metabolik bir organdır. Kemik için, yaşam için gerekli olan kalsiyumun depo edildiği, verildiği, kanın üretildiği, işte al yuvarlarımızın, ak yuvarlarımızın, savunma sistemimizin üretildiği, immün sistemimizin kök hücrelerinin üretildiği yerdir. Hem bir destek dokudur hem bir iç organlarımız gibi metabolik bir organdır. Bu nedenle önemlidir gerçekten. Kalbin çalışması için, iç organların çalışması için kalsiyum elzemdir. Kanda da hep genelde normal ölçülerde görülür. Kandaki kalsiyum değerlerine bakarak bir osteoporoz teşhisi konulamaz. Bu nedenle işte kemik ölçümü gibi veya kan tetkikleri, D vitamini, paratiroid hormon gibi diğer tetkikler yapılarak kemik metabolizması hakkında bilgi sahibi olunur. Beslenme yönünden bu açıdan önemlidir. Özellikle D vitamini. D vitamini en çok güneşten elde edilir. Ama D vitamininin sentezlenmesi için de dik gelen güneş önemlidir. Yani cilt doktorlarının işte güneşlenmemizi istemedikleri saatlerde ki güneş bizim için yararlıdır. Genelde biz ortopedik açıdan saat 11 ile 3 arasındaki güneşi tercih etmekteyiz. Dik gelen güneşte D vitamini sentezlenmektedir. Ancak 15-20 dakika güneşlenme yetmektedir. Saatlerce güneşin altında yatmaya gerek yoktur. Tene dik gelen ve tene direkt temas eden güneşte D vitamini sentezlenmektedir. D vitamini vücuttaki gıdalar aldığımız kalsiyumun emilmesini hızlandırır. İstediğiniz kadar kalsiyum içeren yiyecekler yiyin. D vitamininiz azsa emilmeyeceği için çok yararlı olmayacaktır. Bu nedenle D vitamini ile birlikte kalsiyum alınması daha doğrudur. Yoğurt, süt, peynir, yumurta, özellikle yumurta D vitaminden ve protein açısından zengin olduğu için önemlidir. Bol yemek gerekir. Kalsiyum içeren ürünlere bol bol yemek gerekir. Nar önemlidir. C vitamini ve K vitamini çok konuşulmaz ama aslında osteoporozun en önemli iki tane önemli pro hormon grubudur. C vitamini eksikliğine bağlı iskorbut hastalığı dediğimiz hastalık vardır. Bu genelde çocuklarda olur diye bilinir ama aslında bu genel olarak herkeste olur. İleri yaş grubunda da çoktur. C vitamini osteoporoz tedavisinde D vitamini kadar önemlidir. Mutlaka alınmalıdır. Çok ileri derecedeki osteoporozlarda damar yoluyla başlamak daha doğrudur. K vitamini şu anda piyasada preparat olarak tablet şeklinde bulunmamaktadır. Ama K vitamini özellikle salatalıkta bol miktarda vardır. Kabuklu yenen salatalıkta bol miktarda vardır. Osteoporozu engellemektedir ve önemlidir. Beslenme önemlidir. Onun dışında kemiğin kalitesi için kırmızı et vücudun bağımlı olduğu yiyeceklerden bir tanesidir. 8 tane amino asit kırmızı etten alınmaktadır ve vücudun yapı taşıdır. Mutlaka alınmalıdır. Kemik gelişimi, kemik sağlığı için, kan hücrelerinin iyi olması için kırmızı et de yenmelidir. Beslenme gerçekten çok önemlidir. Bu nedenle D vitamininden zengin, B vitamininden zengin, proteininden zengin yiyecekler osteoporozu azaltır.